Merhaba arkadaşlar, Ayşen El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün şöyle yine açık mor, koyu mor ve yeşille çok güzel bir model yapım aşamalarını göstereceğim inşallah size. Arkadaşlar, modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz bütün paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı ve önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. İnşallah. Ve şöyle bir alt zürafasını geçtim. Ara modelim bu. Bunu yapacağım arada. Şöyle 3 tane zürafamı bırakıyorum. Dördüncüye ipimin ucunu bir keseyim. Şöyle açılmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle İpimi oraya sabitledim ve şimdi yandaki zürafaya geçip şöyle bir yuva yapıyorum. Yuvama geri dönüyorum. Ve içinde bir tane şöyle pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıp şöyle burada da bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırlı sinek kanadı yapacağım. Yeşilimin rengi biraz, bugün açık yeşil kullandım. İnşallah fiyat bilgisini de vereceğim videomun sonunda. Ve arkadaşlar, yapmamı istediğiniz model varsa onu da Instagram hesabımdan modeli atabilirsiniz. Ayşe'nin El İşi Dünyası 2 tane ile bitiyor. Açıklama kısmına zaten linkini bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 tane pırpırımız olunca sinek kanadımızı bitiriyoruz. Bu şekil ve hemen yanında yine bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekil tepesine çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Bu da tekli sinek kanadı oluyor arkadaşlar. Tekli yapacağım şöyle. Ve bir tane daha bundan yapıp ipimi burada keseceğim.
Buradan ipimi kesiyorum. Ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine ipimi sabitliyorum ve ara modelimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane pırpır yapıyorum. Aynı boyda. Ve bir tane pırpır daha yapıyorum. Bu sefer uzun boylu yapıyorum. Biraz uzun pırpırımız uzun olacak. Bu şekil. Ve tepesine çıkıp burada üç tane pırpır yapıyorum. Bunu böyle yaptıktan sonra 1, 2 ve 3. zürafamıza iniyoruz. İpimizi şöyle atlıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar aynısını yapıp böyle devam ediyorum. Ben yeşilimi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yeşilimi bitirdim. Şu ara modelini 4 tane yaptım. Ve şimdi şöyle tekli sinek kanatlarımı yapmıştım, iki tane. Koyu mor ipimi sabitledim ve şimdi diğerine geçip yuva yapıyorum burada. Ve tekrar geri dönüyorum. Şöyle içine diğer ipimi de alayım. Altta, onu altta yürütmek için. Kaybolması için. Şöyle pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Şunu biraz bol bırakıyoruz arkadaşlar. Şu üst ipimizi. Böyle 5 tane tekli sinek kanadı yapıyoruz. Bu şekil. Ben 5 tanemi tamamlayayım mı geleyim? Evet arkadaşlar, şimdi açık mora geçiyorum. Şu yaptığımız pırpırın sinekli kanadın tepesine, bakın şöyle ipimi sabitledim ve şimdi bunun içine pırpır yapacağım. 4 tane pırpır yapıyorum. Bu şekil.
Böyle 4 tane pırpır yaptıktan sonra ipimi koparmıyorum. Ve yandaki zürafamıza geçiyoruz. Ve bunun içine de aynı şekilde 4 tane yine pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu bu şekil buradan buraya hepsinin tepesine dörder dörder böyle pırpır yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, pırpırlarımı bitirdim. Şimdi şöyle şu pırpırımın yanına koyu morumu şöyle sabitliyorum. Bunu sabitledikten sonra şöyle göstereyim size yakın. Şu tek telin içinden geçirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ayrı olmasını istemiyorum. Böyle biraz daha dik durmasını, düzgün durması için şöyle ikisini birleştiriyorum. Ve pırpırlarıma tek tek basıp batıp zürafa yapıyorum. Ve mor bir karanfil yapmış oluyoruz. Açık ve koyu mordan oluşan bir karanfilimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ipimiz vardı. Atladığımız ipin içine aşağı iniyoruz. Ve diğerinin tepesine çıkıyorum. Ve tekrar bitince pırpırlarımız şu aradaki mora batıyoruz. Oraya sabitliyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve yandakine yine yukarı çıkıyoruz. Ben bunu bu şekil devam edeyim, bitireyim gelin. Evet arkadaşlar, karanfilimizin son hali böyle. Mor karanfil yaptım. Şunları, şu uçlarını da yeşile bağladım. Bakın böyle daha sabit duruyor, daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar, bu modelimiz malzemeler yaptırana ait olmak üzere el emeğimizi 80-85 TL arkadaşlar yapabiliriz. Bunu söyleyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.